da gelin Lara canlı yayına geliyor. Evleniyor muyuz, geri geliyor muyuz? İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile dünya evine giren Lara eşiyle nasıl tanıştığını, evlenmeye nasıl karar verdiğini anlatıyor. Benimle evlenir misin dedi. 2000'li yılların başlarında söylediği şarkılarla dinleyicisiyle buluşan Lara, Eylül ayında çıkardığı Bir Dahaki Yaz şarkısında evleniyor muyuz dedi. Ve İranlı milli voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenmeye karar verdi. Okuduğum bütün şarkıların hikayesini yaşamışımdır. En son okuduğum şarkı Evleniyor Muyuz diye bir başladık. Seni yazdım kalbime, böyle bir aşk görülmemiş dünyada derken bir baktım. Çok hızlı bir şekilde evleniyorum yani. Evleniyor muyuz, geri geliyor muyuz? Var mısın seninle, halay çekiyor muyuz diye. Bu mesele tam bir evlilik şarkısı. Arkasına hemen böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra da. Arasalar bulamazlar rüyada, göremezler seni yazdım kalbime derken ben de şoktayım yani, hala sanki rüyada gibiyim yani. Kalbimin prensini buldum. Kalbimin gerçekten prensini buldum. Bence hem duruşuyla, hayatıma kattığı şeylerle beni çok mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Mehdi voleybolcu, biraz boy farkımız olsa da İlk başta ona da sormuşum. Bana sorduğunda tanıştığımızda boyun kaç demişti. Söylesem mi dedim, yoksa söylersen bu sefer dedim adam benden uzaklaşır mı? 1.96 boy var, benim de 1.64 boyum. Ya topuklu giyince falan 1.70 oluyoruz daha Allah'tan. Voleybolcu İranlı Mehdi. Ama Türkçe de biliyor. İran Türklerinden. Hem Farsça öğreniyorum, hem Farsça şarkıları öneriyorum. Hem Azerice öğreniyorum, hem kendi dilimi. Evde birkaç tane dili ister istemez konuşmaya başladım. Lara, eşi Mehdi Bey'le bakın nasıl tanışmış. Manisa konserimi hiç unutmuyorum. Köprüden geçiyordum, birisi yazdı bana. Çok güzel bir mesaj geldi. İran'dan sevgiler, sizi çok seviyoruz diye. Allah Allah dedim ben de. Bir an dikkatimi çekti. Ben de hemen mesaja tıkladım, baktım. Bir gördüm fotoğrafını, dedim benim bu çocukla evlenmem lazım. Direkt gördüm dedim. Rüyalarımda birisini görüyordum ama yüzü hiç yoktu. Her şeyiyle aynıydı yani. Gördüğüm ev, gittiğim ev, İran'daki ev, her şey aynıydı. İran'dan sevgiler, sizi çok seviyoruz dedi. Ben de ona, tabii benim çıktığım mekana çok İranlı konuklarımız geldiği için ben de Farsça öğreniyorum. Yani telefonumu Farsça indirdim öğrenmek için. Ben de mersi, müteşekkirem dedim. Teşekkürüm. Aa dedi, siz dedi Türkçe, Farsça biliyorsunuz. Evet dedim, öğreniyorum Farsça. Oradan konuşmaya başladık. Mehdi biliyor musun dedim. Evet Lara dedi. O zaman çok da Türkçesi yoktu. Şimdi daha iyi Türkçesi var. Ben seninle evleneceğim biliyor musun? falan dedi. Ya şaka, çok şakacısın falan dedi. Gerçekten inanamıyorum. Sözümde durdun dedi. Ben ilk başlarda evleneceğini hiç düşünmüyordum. Onun da benim kalbimle aynı olduğunu biliyordum. Onu hissediyordum. Benim aynadaki yüzümün karşılığı Mehdi yani. Aynısı. Evlilik bence güzel bir şey. Saygıyı yitirmediğiniz sürece, birbirinize karşı saygılı olduğunuz sürece bence evlilik çok güzel. Sevilen şarkıcı aldığı evlilik kararını kızına anlatırken de oldukça heyecanlı anlar yaşıyor. Eve geldim. Nasıl açıklayacağım kızıma dedim. Hayatımda birisinin olduğunu, evlenmek istediğimi. Hevesteyiz sonuçta. Hani evlilik bu. Bunu ona nasıl söyleyeceğim dedim. Sonra sabah kalktık, güzel bir kahvaltı yaptık. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, Sıla işte benim hayatımda birisi var biliyor musun? İlk önce bir şok geçirdi. Evlilik deyince daha da bir şok geçirdi. Emin misin dedi. İlk başta evlenmesen mi dedi. Yaşından çok üstün bir çocuk. Beni de küçükken, ben küçükken büyüdüm. Yani yaşıtlarım, her zaman söylüyorum. Gezer dolaşırken ben bir kız çocuğuna hem annelik hem babalık yaptım. Yaşıtlarımı daha henüz, daha şimdi doğum yapıyor yaşıtlarım.
Ama benim 22 yaşında bir kızım var. Gurur verici bu. Sıla da onayladı tabii ki bu evliliği. Peki eşi Mehdi Bey kendisine nasıl evlilik teklif etti? Antalya'da ve yazındı. Parmak arası terlikle gittim. Onu karşılamak için dedi ki boyum çok uzun dedi. Çantama ayakkabı attım ben. Havalimanına girerken en yüksek topuklu ayakkabımı giymek için peçeteden çiçek yapmıştım ona. 3 gün sonra Antalya'ya geldi. Yani o da 3 bir insanla tanışınca 3 gün sonra hemen bir insanın yanına gider mi? Beni tanımıyorsun sonuçta. O da benim yanıma geldi. Yüzük aldı geldi. Benimle evlenir misin dedi. Sonra biz yemeğe gittik. Beni gördü. Dedi yakından daha da güzel misin? Daha da şirin misin? Sonra sohbet ettik. O kendinden bahsetti. Ben kendimden bahsettim derken benimle evlenir misin dedi. Yani de evlenirim dedim. 7 Mart'ta dünya evine giren Lara, eşi Mehdi Karimi ile sahilde gelinlik ve damatlıkla poz verdi ve çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayarak mutluluğunu herkese ilan etti. Vallahi... Yıldırım aşk olmuş. Düğünümden daha çok heyecanlı. Bir yıldırım aşk olmuş resmen. Aynen ya. Bir anda peki, yani. O aşkın kahramanı. Mehdi mi geliyor? Mehdi. Şaka yapıyorsun. Şöyle bir çağırsak gelir mi? Çok heyecanlı. Çağırsak gelir. 1.95 mi dedin? Yok abi 1.97. 1.97. Şey ben diyorum Mehdi'ye bu bir dizi vardı. Yabancı damat diye. Şimdi onun Türkçesi gibi çok tatlı bir Türkçesi var. Niko mu? Aynen. O zaman... Gelsin bakalım taze damadımız Mehdi Karimi. Burada mısın? Mehdi ses ver gel. Mehdi. Hoş geldin kardeşim. Hiç alışık değil ki. Biraz önce Mehdi'ye soruyorlar siz de şarkı söyleyecek misiniz dediler. Tabii, Mehdi gel tanıştırayım eşin. Yok vallahi o benim eşim şarkı söylemeyecek dedim yani. Çok güzel sesi varmış Mehdi'nin. Öğrendik. Mehdi'nin çok da güzel sesi varmış. Hoş geldin. Teşekkürler çok sağ olun. Nasılsın? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Türkçen de iyi. Kötü değil iyi de değil. İyi fena değil. İyi bak ya, sen iyi. Sen öğretmişsin ona. Evet. Farsça öğrenmiş. Kod hafızı falan öğrendik yani. Azerice öğrenmeye başlamış. Öğrendim ya. Evet. Mehdi İran'da yaşıyorsun. Evet evet. Şu tanışmanın gerçek şeyini bir alabilir miyiz? O Mehdi sen anlat. Vallahi hep her gittiğimiz ortamda, arkadaş ortamında da hep ben anlatıyorum. Bir kez de sen anlat artık. Bunu nasıl söyleyeyim? Sen Türkiye'yi tabii yakından takip ediyordun. Bu arada tabii. İran'dan bizi çok izliyorlar. Evet. Bizden de selamlar olsun. Selamlar. Gerçekten çok güzel insanları var. Öncelikle hem sizden hem ekip arkadaşından teşekkür ederim bu güzel programınız için. Teşekkür. Çünkü İran'da da çok izleniyor teşekkür bu programlar. Nasıl söyleyeyim? Bir şarkı vardı burada aynı bir film hikayesi gibi böyle bir şey var. Bizimki bir aşk geldi. Aynen. Öyle aynen oldu. Öyle oldu. Ha, sen Lara'yı daha önceden tanıyor muydun mesela şarkılarını biliyor evet, muydun? Evet ama o kadar mesela detaylı tanımıyorduk. Mesela Lara'nın kendisini pop bir sanatçı tanıyarak mesela biliyorduk. Yakından tanıştıktan sonra... Ben kendimi şok geçirdim. Mesela arabeskte söylüyorum mesela. Popçu diye aldım. Popçu diye. Peki. İlk onu hani o beğenip o Instagram'dan yazmışsın. Evet evet. DM'den. Ne yazdın mesela? Merhaba İran'dan ben selamlar. Ben evlenir misin dedi. Ben de dedim kıramadım. Ne dedi? Hemen daha benimle evlenir misin? Öyle mi yok, oldu? Yok dakika bir gol bir olmamıştır canım. Bizim bir arkadaşımızın düğünü vardı. Oradan biz geri döndüğümüzde. Bir ortak arkadaşımız vardı bizim. O da Türkiye'de sanatçı. Lara'yı paylaşmıştı. Ben Lara'nın... Fırsat dedi. Evet sayfasına gittim bak Lara bir tane şarkı orada söylemişti. Harikasınız yazdım. İran'dan sevgiler saygılar. Hiçbir amaçla bir mesaj değildi. Bir an ben telefonu bıraktım. Spora gidiyordum. Baktım mesaj geldi anında. Bir dakika sürmedi. Arkadaşım söylüyor. Lara cevap verdi. O sırada Lara aktifmiş. Evet. Aynen. Evet. Kendimi hayır, burada bayağı buldum. Sen ne yazdın? Ben de Farsça. Sen tabii bir dakika. Sen onun için mesaj gelince bir baktın tabii. Şimdi baktın ben sayfasına baktım. Tabii Farsça bir şeyler yazıyor. Allah Allah nereli falan dedim böyle bir. Araştırdım hemen ilk önce. Araştırdım abi baktım İranlı. Sonra ben de hani zaten bir Farsça öğreniyordum. Çünkü İstanbul'da bir mekanda sahne alıyordum. Oraya çok Fars konuklarımız geliyordu. İranlı konuklar evet. Ben de Çetori dedim. Hubi dedim. Aa işte merhaba işte ben Türkçe... O zaman dedik işte sen bana Farsça öğret, ben sana Türkçe öğreteyim falan filan. Oradan başladık. Oradan bir muhabbet başladı. Aynen. Orada sonra da... ikinci gün ben dedim ki Mehdi'ye... Ben seninle evleneceğim dedim.
Ha, sen dedin daha. Evet yani bir şey söyleyeceğim. Niye bunu sadece hep erkekler üzerinde? Hayır canım, yani bunu kadın ve erkekler, evet, evet, ondan erkek bahsetmiyoruz. Evlenme. Hani senin hemen bunu, evet, söylemen. İkinci, yani ikinci, üç, iki de olmadı herhalde. Üç, dört gün falan oldu, o kadar da değildi. Sen ne olur dedin? Tüm tabii ki olur. Öyle bir yani. Tabii ki olur. Olur yani. Yok, tamam, ben hiç inanmadım. Biz... İlk hiç inanmadım. Söyledim, şaka mı yapıyor nedir? Sonra kaç gün sonra ben Antalya'ya geçtim. Bir baktın. Tanıştık. Nece mutlu. Çiçek böyle yaptım. İşte aynen. Havalimanında dedim ki ilk karşılaşmamız. Bir de ben balık burcuyum, romantik. Mehdi ile ilk karşılaşmamız. Ona en iyisi peçeteden böyle bir çiçek yapayım dedim. Elemeye, bakın, göz, elemeye nuru. Göz nuru dedim. Gördü, uykusu bak, varmış. Bak yapıyor, şu anda da yapıyor bak. Bunu da ben söyleyeyim. Varmış. Aynen böyle yaptım. Hoş geldin uçak dedim. Uçak roter yaptı. Yemek yememiştim, diyetteydim, hoş sinirli. Hoş geldin dedim. Hoş İlk geldi. Karşılaşmamız böyle oldu. Al, teşekkür. Ama ilk karşılaşmamıza yaptığın şeyi yap ama. Böyle aldım özenle, görüyorsunuz. Hanımlar, beyler, ne görüyorsunuz. Ne güzel gün yaptın. Bak, ver onu, ben karıma götüreyim. Mehdi'ye vermesin bir tane. Zaten Mehdi'ye vermeyeceğim. Çünkü Mehdi ne yaptı? Aldı bir kenara koydu. Aa, Buse'ye götür, Buse'ye. Sana vermeyeyim. Bizim ilk buluşmamız, ilk uçak çok biletimiz, ayıp, bilmem de bunların, evet, hepsi şeydedir ya. Sen kız evi, söyle. Bizde vardır. Çok ayıp. Bunu ben, evet, şey yapayım da eşime götüreyim. Bak bu arada şey, hani ben de yıllarca biliyorsun evlilik için çok çarpışmış bir insanım. Aynen. Başından neler geçti neler. Ama şey, ondan sonra dedim ki hayatıma biri girerse... Hiç dedim uzatmayacağım, çok fazla o nişandır, çok şudur budur oldu, bilmem ne. Çok fazla uzatmadan dedim hemen tanıyıp evleneceğim dedim. Evlilikte görürüz, birbirimizi tanırız diye. Yani bilmiyorum, hani bunu tavsiye edemem tabii kimseye, çok ama uzun, çok bence o arayı uzun tutunca olmuyor. Mutlaka işte yok aile giriyor. Yok işte senin onu tanırken sevmediğin bir huyun ortaya çıkıyor. Bir şeyler oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Etraf konuşuyor falan. Tabii bizim için daha farklı basının, medyanın falan konuşması. O sırada bozuluyor her şey. Ben de öyle yaptım. Biz de çok fazla tanışamadan... Biz de tanıştıktan 3 ay sonra nişanlandık. 5 ay sonra evlendik yani. Dünyalar tatlı. Ama 5 sene geçti. 5 sene yaşadık. Çok şükür. Çok güzel. Saygı, sevgi.